Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İslamiyet'te bir itikat bölümü, ikincisi amel bölümü, üçüncüsü muamele bölümü, dördüncüsü de ahlak bölümü vardır. Onun için İnananlar evvela itikatlarını düzeltmelidirler. İtikatları düzelmemişse onların yapmış olduğu ameller hayali olur, taklidi olur, laikiyle namaz kılıyorsa Rabbiyle konuşamaz, oruç tutuyorsa onun ilmi nin ötesinde bir istifade yapamaz. Muamelelerinde adalet hükmedemez. Şeriat-ı ahkamiyi tam yaşayamaz. Edep ve erkan bölümünde ise maalesef Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiklerini yap, ne ettiklerinden kaç emrin layıkıyla uyamaz. Onun için evvela itikadımızı düzeltmek gereklidir. İtikad bölümü imandır. İman inanmadan gelir. İnanıyorsanız imanınız vardır. İnanmıyorsanız imanınız yoktur. İman da üç bölümden müteşekkildir. Bir, taklidi iman. İki, istilali iman. Üç, tahkiki iman. Bir, taklidi iman nedir? Taklidi iman, anamızdan, babamızdan, teyzemizden, halamızdan bize Allah birdir. Ama nasıl bir olduğunu bilmiyorsunuz. Mekandan münezzehtir. Nerede anarsan oradadır. Mümin kulunun kalbindedir gibi zat-ı mutlak yüzü ile ifade edilir. Ama bunun İlmin ötesinde telefonlarınızı lütfen bir kapatın da sohbet bölünmesin. Bunun ötesinde ne bir şuudu, ne Allah hakkında, ne Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, ne de laikiyle kulluğu hakkında bir irfanet ve kemaleti yoktur kişinin. Çünkü mutlak zat için elbette Allah şekilden münezzehtir, mekandan münezzehtir. Nereden anarsın oradadır ama mutlak zatı yönüyle öyledir. Bunun hakkında bir bilginiz yoktur. Bir ilmidir bu. Anlatabiliyor muyum? Bir ilmidir. Onun için bu kişinin hayaline, zanna çıkmasına vesile olacağı için bu bir taklidi imandır. Bir kitaptan okumuşsunuzdur. Bir babanızın, dedenizin, halanızın, teyzenizin ifade ettiği bir şekilde Allah birdir ifadesinin karşılığıdır. Kişiler bu demdeyken artık elbette taklidi bir şeriattadır bunlar. Esas şeriat burası değildir. Şeriat-ı evvel ve şeriat-ı saniye diye şeriat iki bölümde mütalaa edilir. Şeriat-ı evvelde namaz kılarsınız. Kıldığınız namazın sevapla yakılarsınız. Ama Rabbinizle görüşemezsiniz. Halbuki namaz müminin miracıdır. Miraç ise Rabb ile görüşmektir. Kişi hakikaten namazda Rabb ile görüşmüyorsa o zaman onun namazı namaz taklidi olur. Bakın Maun suresinde فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ اَوْمَانْ صَلَاتِهِمْ صَعُونَ buyuruluyor. Musalli namaz kılanlar. Onlar gafletle namaz kıldıkları için onların kıldıkları namazlar suratlarına çarpılacaktır buyurulmuş. Onun için işte bu taklidi bir iman ile taklitli amelleriniz aslında taklidi şeriat-ı evveldir. Şeriat-ı evvel hayaldeki, zandaki hiçbir şeye benzemeyen, mutlak olan, zata ibadet ve taat eden, inanan kişilerin halidir.
yanlış değildir. O seviyede doğrudur. Ama şeriatı evvel herkese farzdır. Tarikat farz değildir. Hakikat farz değildir. Marifet de farz değildir. Ama kişi yapmış olduğu bu ibadetleri taklit olarak yaptığı için 3 sene kıldı, 5 sene kıldı, ne bitince var, ne bitmiş var. Allah Allah. Demek suretiyle kendi nefsine tabi oluşu, nefsinden ayrılamadığı için mutlaka fasılar verecek veya kopup gidecektir. Cenab-ı Allah'ın mutlakiyetini Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, düşünmeyiniz. Zira siz onu akılla düşüneceksiniz. Akıl zatı iade edemez. Onun için Allah'ın zatını düşünmeyiniz. Peki nesini düşüneceğiz Cenab-ı Hakk'ın? O sıfatlardan tecelli edendir. Sıfatların ilmini tahsil etmeniz lazım. Sıfatlarda esma ve fiillerin alimini de tahsil etmeniz gerekiyor. Onun için bu taklidi bir imandan, hakikaten stresten, üzüntüden, kederden, alamadım, veremedim dertlerinden, çocuk derdi, karı derdi, koca derdi, mal derdi, makam derdinden kurtulmak istiyor iseniz, mutlaka ve mutlaka ikinci iman olan istilali imana ayak basacaksınız. O nedir? O işte tarikat-ı Muhammediyemizdeki olan kişilerin bir mürşit mazarından tahsil yapmışlarıdır. Bunlar Allah birdir ama ya 2 tanese ya 3 tanese, hayır 1 tane. Ya bunun birliğinin idrakına varır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel bu aleme gelmiş, Kur'an-ı Kerim ona indirilmiş, bütün bu kadar İslam alemini meydana getirmişse o zaman, o zamanmış o. Şimdi Muhammed öldü mü deseniz o kişiye, Muhammed öldü dese Muhammed ölmez. Ölmedi dese mutlaka telefon direği gibi bir kişiyi göstermen gerekecek. Öyle bir kişi de olmaz. Ona cevap veremez. Onun için işte sıfatlar alemi olan Cenab-ı Allah'ın Rahman kemalat sıfatını da tahsil etmek gerekir. Siz Allah'ı tanımıyorsunuz, Muhammed'i tanımıyorsunuz, dolayısıyla kulluğunuzu da tanıyamazsınız. Çünkü Cenab-ı Allah zattır, Muhammed sıfattır, sizin kulluğunuz ise bir fiilullah'tır. Adem de fiilullah'tır, İbrahim de fiilullah'tır, her insanın yaratılışı bir fiilullah olayıdır. Onun için istilali imanda bunların bütün ilimlerini tahsil edersiniz. Bakın taklidi imanda ilim de yoktur. Ama bu bölümde ilim vardır. Vardır ama kendisini asla ve asla layıkıyla birleyemediği için Allah ayrıdır, kendisi ayrıdır. Buna biz ebrar diyoruz. Birisine avam dedik, birisine de ebrar diyoruz. Ebrarlar Kur'an-ı Kerim'de övülmüştür. Ama ilim tahsil edip de ona ibadet ve taat yapanlar bilmeli olsun, bu hasrete vakıf olmak lazımdır. Değişinden övmüştür. O seviyede övmüştür. Yanlış değildir o da. O da doğrudur. İşte onun için bu seviyede insanlar mutlaka ve mutlaka kendi itikat imamlarına uymalıdırlar. İslamiyet'te 2 türlü itikat imamımız vardır. Biri imamı Maturi, birisi imamı Eşari. Bugün ilahiyat mezunu kardeşlerimize de sorsak tekerleme bir cevaptan başka bunlar hakkında bilgisi de yok. Çünkü kitaplarımız bildirmemiş bunları. İmam Maturi bir beldenin adıdır. İmam Eşari o da beldenin adıdır. Demek suretiyle bunun esas kaidesini bizlerin anlayabileceği bir biçimde bizlere intikal ettirmişler. Onun için imamımızı iyi tanımamız gerekiyor. Ne imamı? Mezhep imamı değil. Diyanetimiz 4 tane mezhep imamı yapmış. İmam Azim Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, İmam Hanbeli, İmam Maliki. Bu 4 tane. Bunlar amel mezheplerdir. İtikat mezhebi değildir. İtikattaki mezhebimiz ise 2'dir. Birisi İmam-ı Maturi, birisi İmam-ı Eşari. Dikkat ederseniz İmam-ı Maturi'den ibadet ve taatlar aynıdır. Kur'an-ı Kerim'in tarifi doğrultusunda tarifler yapılmıştır. Fakat hep
kişinin kendisindeki olay gösterilmediği için Allah ayrıdır, kullar ayrıdır. İbadet de taatı ayırlar. Halbuki İmam Eşari de der ki, zerreden küreye kadar Cenab-ı Allah zatını ilan etmiş. Hiçbir varlık yoktur ki Cenab-ı Hak onunla kayıp olmasın. Cenab-ı Hak bu varlıklara kayım değildir. Ama bu varlıklar Cenab-ı Hak'la kayımdırlar. Onun için bu kısımları tabii tam manasıyla hiç olmadığı için sıfatüyüm bir veliye kadar yükselebiliyorlar. Bunun tamamen zevkine erenler. Ama zatüyüm veli olamıyorlar. Halbuki İmam-ı Eşare'de baktığımız zaman o ise ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi murad ettim. Bu halka hakiledim. Zat-ı mutlakiyetinden Cenab-ı Hakk'ın mutlaka ve mutlaka zat-ı mutlakiyetinden rubiyetine tecelli ettiğini, rubiyetinden erbu alemine tecelli ettiğini, erbu aleminden misal alemine tecelli ettiğini, misal aleminden de bu üzerinde bulunduğumuz mülk alemi dediğimiz bu zıtlar alemine tecelli ettiğinin ispatını yapıyor. Dikkat ederseniz zerreden küreye kadar bütün varlıklarda Cenab-ı Allah'ın hem zatının tecellisi var, hem sıfatının tecellisi var, hem esma alarak fiilleriyle beraber tecellisini gösteriyor. Her mazharın istat ve kabiliyetine göre orada onun fiiliyetini görmek mümkündür. Onun için birisi ikilik içerisinde ibadet ve taat yapıyor. Dikkat ederseniz amel de itikattan sonra gelen ameldir. Amelsiz mustaklı olmaz. Kişiyi yüceltecek, kişiyi mutlu edecek ameldir. Ama bir amelin taklidi var. Bir de bizzat kendisinden kendisi oluşu var. Bakın siz namaz kılıyorsunuz. Namaz kılarken Ahzab suresinin 56. ayet-i kerimesine nazar edelim. İnna Allahi ve melâkete yusallûne alen nebi ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah ve melekleri Muhammed'e selat selam ediyorlar. Muhittin Arap Hazretleri bu ayet-i kerime demiş ki namaz kılıyor. Demek ki namaz Cenab-ı Hakk'ın sizin gibi birer Muhammed'den tecellisinden ibaretmiş. Tecelli ilahi ediyor. Zatın sıfattaki tecellisi işte Cenab-ı Hakk'ın namazıymış. Ama biz kılıyoruz namazı. Varlığımız var da onun için biz kılıyoruz. Varlığımızı versek fenafille olup da hakikaten bizim varlığımızın olmadığını, varlık sahibinin Cenab-ı Hakk'ın olduğunu. İşte onun için tevhid ilminde fenaye fayda, fenaye sıfat, fenaye zat yapmak suretiyle mutu kable ente mutu, ölmezden evvel ölme hasretine sahip olursanız, ihtiyari bir ölüm nedir bu? İzdirarı bir ölüm ne değildir. Biliyorsunuz ölüm de iki türlüdür. Biri izdirarı ölüm, herkesin günü geldiği zaman bu alemden bu alemi terk etmesi. Yani yoksa ölmek demek yok olmak demek değildir. Pozitif ilimde dahi vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Vardan var olur. Ama vardan var olur, tebdilat eder, şekil değiştirir. Bir demir alın, kürekle yaparsınız, balta da yaparsınız, nacak da yaparsınız. Namütenayi malzeme yapabilirsiniz. Demir demirdir ama. Onların isim değişir. Aynen bunun gibi. O bakımdan buradan siz mezara gittiğiniz zaman mezara giden sizin bedeninizdir. Ruhunuz değildir. Ruh ölmez. Ölen neymiş? Bedenmiş. Elbette bu beden zamanında yoktu. Sonra dünyaya gelesiye kadar 280 gün anne karnında 280 gün durduktan sonra dünyaya geldi. Çocuk devresi, delikanlılık devresi, olgunluk devresi, dolgunluk devresi, ölgünlük devresine kadar yaşadı. 60 sene, 70 sene neyse. Ondan sonra elbette bedenin sonu var. Ve bu alemden göçecek. Ondan sonra ruh baki. İşte bu baki olana da ölüm olmadığına göre bu idraka vakıf olursanız
O zaman göreceksin ki izdirarı ölüm, bedenin yokluğumuş. İhtiyarı ölümde ise kişinin ruhsal yönüyle kendisini nispet ettiği varlıkların asla ve asla ölmediğini. Ama sen bunu iradeye yap, bir halinle bir müştikamele gelir, senin kendinin varlığının olmadığını, varlık sahibinin Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunu bilirsen, o zaman her varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla vardır. Ve her varlık da Cenab-ı Hakk'ın zatta vardır. Yani Cenab-ı Allah vardır, sıfatı vardır. Bu kemalat sıfatlarına da Muhammed denir. Artık telefon direği gibi Muhammed arama günümüzde. Kimden o kemalatını, o yüceliğini sergiliyorsa o kadar onda Muhammedlik var demektir. Ahmet olması, ismi Mehmet olması önemli değil. O Muhammed'in açığa oradan çıkışını bütün güzellikleriyle görüyorsunuz. Edep güzelliğiyle, ahlak güzelliğiyle nasıl kendisini sergiliyorsa işte Muhammed oradan Muhammedi ahlak, Muhammedi muamele, Muhammedi inanç ve Muhammedi olan bütün o yücelikleri, Rahman kemala sıfatlarını sergiliyor demektir. Artık tek tek bir kişide veya şunda bunda Muhammed aramaya gerek yok. Neden? Çünkü zerreden küreye kadar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 3 mime sahiptir. Muhammed kelimesini incelerseniz 3 tane mim vardır. Birincisi Hakkat-ı Muhammediye. Birinci mim, büyük mimdir, başta mimdir. Ondan evvel bir harf de yoktur. O Hakikat-ı Muhammediye'dir. İkinci ve üçüncü şeddeli mimdir. Arapça okuyanlar biliyorlar. O şeddeli mimin birisi Nur-u Muhammediye'dir. Birisi ise Tavsilat-ı Muhammediye'dir. Hangi 3 tane mimin hangi yönüne bakarsanız bakın, zerreden küreye kadar bu varlıklardaki olan tecellileriyle onu tespit etmeniz, onu görmeniz mümkündür. Tabii, tahsil yapılırsa. Bu bakımdan, işte biz izdirarı bir ölümle ölmek değil, ihtiyarı bir ölümle ölmek için kâmile geldik, o kâmilden bu tahsili yapıyoruz. Kâmile gitmekten gaye, elbette zikir vardır, ibadet taatlar vardır ama bu ibadet ve taatların bizim kendimizin kemalata gelmesi için gereklidir. Allah'ın bunlara ihtiyacı yok. Kimin ihtiyacı var? Bizim ihtiyacımız var. Peki bunları bilinçli yaparsak, en kısa zamanda bu statamayı, bilinçsiz yaparsak, 150 senede yaşasak, kafa sallamaktan öteye geçmediğimizi görürsünüz. Bilinç çok önemli. Bakın siz Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Okuduğunuz Kur'an'ı anlıyor musunuz? Anlamıyorsunuz. Anlayarak okusanız o Kur'an'dan mı daha iyi istifade edersiniz? Anlamadan okuduğunuz Kur'an'dan mı daha fazla istifade edersiniz? Anlayarak okuduğunuz Kur'an'dan istifade edersiniz. Çünkü bir ayet-i kerime diyor ki, ya Muhammed sana Kur'an-ı Kerim Arapça indirdik. Ta ki anlayasın için. Demek ki Kur'an-ı Kerim okunmalıdır fakat anlamak için okunmalıdır. Biz de işte o satırlardaki Kur'an'a bir suvarik Kur'an diyoruz. Suvarik Kur'an. Satırlar üzerinde yazılmış olan Kur'an olur. Ama o bizi esas Kur'an'a sevk ediyor. Nedir o? İsra suresinin 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman İkra, oku, kitabek, kitabını kefe bi nefsikel yevmaliyekel hasiba, nefis kitabınızı okuyunuz diyor. Biz bir günden bir güne nefis kitabımız nasıldır? Biz canlı bir kitabız. Canlı bir kitap isek o zaman bunu okumamız lazım. Bakara suresinin 1. ayet-i kerime okuduğunuz zaman orada görüyorsunuz zaten bunu. Elif, lam, mim. Zalikel kitabu la raybe fi. Elif'in ne olduğunu, lamın ne olduğunu, mimin ne olduğunu layıkıyla idrak eden ve yaşayan şüphe götürmeyen bir kitaptır diyor. Ama tefsirlerimize, Kur'an-ı Kerimlere baktığımız zaman ne diyor? Günümüzdeki olan profesörlerin veyahut da yazmış olduğu Kur'an'ın tefsirine baktığımız zaman Elif, Lam, Mim, Sad, Tat, Ayın, Kaf. Bunlar diyor asla ve asla Hazreti Muhammed'le Allah arasında bir şifredir. Ulan mübarek sen kendindeki Muhammedliği bilmediğin için ta 14 asır evvelki Muhammed'e gidiyorsun. O Muhammed'le sanki o Muhammed ayrı, Allah ayrı orada ikisinin arasında olmuş. Bizimle bunların şeysi yok, irtibatı yok. Ulan mübarek benimle irtibatı yoksa bu ayeti ne yazmış? Bununla amir olmayı emrediyor Cenab-ı Allah. Mümkün mü bu? İşte ne kadar kısır, ne kadar İslamiyet'e gönül verişimizin gevşekliğini görüyoruz burada.
gönül veriyorsanız, hakikaten Allah'a inandıysanız, Muhammed'in yolundayım diyorsanız, o Allah'ı da iyi tanımanız lazım. O Muhammed'i de o yücelikleriyle tanımanız gerekmez mi? Gerekmiyor. Anlamıyoruz. Bize dokunmayan bin yaşını diyoruz. Her türlü bak, elhamdülillah yemeyi, içmeyi, yaşamayı arzu ediyoruz. Yaşıyoruz. Ama bir ağacın gölgesinde bir ter kurma kadar bir zaman olduğunda dünyanı unutmuyor. Dünya fanidir. Vaki değildir bir. İkincisi, dünya nedir? Dünya bu alem değildir. Dünya gaflettir. Dünya Allah'tan seni uzaklaştıran her şeye dünya denir. Yoksa bu alem dünya değil ki. Allah'ın nimetlerinden, arabasından istifade et, uçağından istifade et, namı nimetinden istifade et. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Onun için işte ikinci olan İmam-ı Eşhare'nin itikadı bu. Tabi toplumumuz, hele hele Türkiye'mizde bu böyle. Vahdeti vücut dedikleri zaman fevar ediyorlar. Allah'ın zatından ta fiillerine kadar olan tahsili tarif edildiği zaman mümkün değil diyorlar. Ve inanın, hayatı boyunca ibadet ve taatla adam kardeşlerimiz boyunlarını büküyorlar. İrfaniyet ve kemalesiz. Gönlünü herkes baksın. Cenab-ı Allah nereye sığıyormuş? Mümin kulunun kalbine. Peki, mümin kulunun kalbine bakalım. Açalım bakalım. İnancı nedir? İtikadı nedir? İnanıyor, teslim olmuş. Herkes teslim olmuş tabii. Ama teslim olduğu hakkında bir bilgisi var mıdır? Bilgisi ne derecededir? Ve amel yaparken, amelde de bilinçleri nedir? Hakikaten namaz kılıyorsa görerek mi namaz kılmış? Oruç tuttuysa orucu olduğunu, birlikten birliğe geçmenin, bak, yemek içmekten uzak kalarak o birliğe nasıl erişiyorsanız bedensel yönüyle, bu ruhunuzun orucu nedir? Bunları inceliyor musunuz? Bilmiyorsanız soruyor musunuz? Hacca gidiyorsunuz. Tamam, hacca gidiyoruz. Ama eğitim alanı dediğimiz o Kabe'yi, mağazamayı tavaf ediyoruz. Kabe ne demektir? Hacer-i Esvet taşı ne demektir? İbrahim makamı nedir? Merve ile Safa arasında sahi nedir? Arafat'ta vakfaya durmak nedir? Bunların ilmini, irfaniyetini neden incelemiyorsunuz? Neden bilmiyorsanız bilene sormuyorsunuz? Bu aleme biz insan asliyemizi öğrenmeye gelmemiş miyiz? Bir insan bilmeyebilir. Ama Allah-u Teala bizlere akıl vermiş, fikir vermiş, idrak vermiş. Ama bunlarla öğren ve amil ol. Yaşa da hem dünyada cennetini yaşa, hem de ahirette cenneti yaşa diye. Bunun için işte Cenab-ı Allah bu mevcut olan vahdeti mevcuttan görünendir. Mesela İmam-ı Maturidi'deki olan inanç sahiplerinin hiçbiri Cenab-ı Hak görünmez derler. Eşhare'dekiler görünür der. Bak, aradaki farkları izah ediyorum şimdi. Neye görünür? Mevcuttan görünür. Ama mevcut da kayıtlı değildir. Mevcutsuz olan şu boşlukta da var mıdır? Cevap vardır. Onun için işte bu siretin suretle beraber zevki Cenab-ı Hakk'ın tecellisidir. O da tenzihin, teşbihin, tevhid yapıldığı zaman kulundaki tecellisiyle kendisini gösterir. Ayan beyan. Zaten yolumuzda biliyorsunuz Allah'ı Allah'la zikret dediğimiz andan itibaren bizden zikredenin Cenab-ı Hak olduğunu, biz kendi nefsimizle zikretmiş olsaydık acaba onu görebilir miydik? Bizim varlığımız var. Cenab-ı Hakk'ın da varlığı var. Evet, biz onun kuluyuz. Tamam. Kul demek köle demektir. Kölenin varlığı yoktur. Ama bizim varlığımız var ya. Nasıl kulacağız? Ya, ifadede kuluz. Yoksa idrakta kul değiliz. Madem kulun böyle şeysi yoktur, varlığı yoktur, o zaman benden zikreden Cenab-ı Hak dememiz gerek. Çünkü وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَزُمُ Kuvvet yok, kudret Allah'ındır. Senin ilmin yok, irfaniyetin yok, gücün yok, kuvvetin yok. Bak, Bakara suresinin 152. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki فَسْكُرُونَ اَسْكُرْكُمْ وَشْكُرُونَ وَلَا تَكْبُرُونَ Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Biz bugüne kadar ayrıydık.
Tamam. Biz Allah'ı zikrediyoruz zannediyorduk. Nefsimizle Allah'ı zikrediyorduk. Artık anladık ki kâmile gelmemizle beraber bizim varlığımız yokmuş. Bizdeki varlık onun varlığıymış. Bizim mevcudumuzdan, bizim masarımızdan o zikrediyormuş. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye kendisi bizden zikretme. Hakkıyla zikretmemiz vardır. Onun için üç türlü zikir vardır. Bir zikir nefsinizle, nefsinize zikir veya nefsinizle, nefsinize ibadet. İki, nefsinizle Allah'a ibadet, nefsinizle Allah'a zikir. Üçüncüsü, hakkı hakla zikir, hakkı hakla ibadet. Zaten biz de namazda görüyoruz, ayetler okumadığımız için de, ayetleri de bilmiyoruz. Meğerse bizim varlığımız yoksa bizden namazı kılan da oymuş. E niye kılıyor bizden namazı? Ne ihtiyacı var Allah'ın? E benim ihtiyacım var, onu yok. Benden açığa çıkarsa, benden seyrediyor. Kendisinden benden tecelli etmesiyle, kendisiyle bu masadan tecellisini seyretmesi onun konuşması demektir. Bakın namazı incelediğiniz zaman onu görüyorsunuz. Her hareketinde Allahu Ekber diyorsunuz. Kıraatıyla Fatiha'yı Zamm-ı Sure okuyorsunuz. Sizden bakın ne kadar güzel bir fiilullah olayı gösteriyor. Rukuya vardığınız zaman Subhane Rabbiyal Azim diyorsunuz. Azametiyle noksan sıfatlardan münezzeh ama bu sıfattan tecelli ediyor. Kelam sıfatı olsun, benim idrak sıfatım olsun, gözüm olsun, kulağım olsun, her türlü azamdan beni benden seyrediyor. Kendisiyle konuşuyor. Bizim masarımızdan yapıyor. Masarsız yapmıyor. Çünkü masarsız Allah'ın mutlak zatıyla sıfat olmadığı için o bir tek sineğin bile kanadını zat yönüyle kıpırdatmaz. Ama sıfatlara tecelli ettiği zaman 99 esmasıyla ne yapıyor kainatı? Her şeyi yapıyor. Güç onun, kuvvet onun, varlık onun. Yani siz bir ağacın çekirdeğinden medet bekliyorsunuz. O çekirdeğin içerisindeki o gövdeyi, o dalları, o yaprakları ve o meyveden istifade etmeyi istiyorsanız lütfen kendi gönül tarlanıza o çekirdeği ekin. O da zikirdir. Allah bir zikirdir. 99 Esma-i Hüsna'yı kendi şemsiyesi altında toplamıştır. Siz bu Allah demenizle beraber 100 nura sahip olursunuz. 3 defa her nefeste deyince 300 nura sahip olursunuz da unutmayın. Her nefeste 300 defa artı nura mazhar olan bir kişinin her gün adetsiz zikir yapması düşünün o insanda gayret kalır mı? Mümkün değil kalmaz. Ahzab suresinin 41. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki ya eyyühellezine emenu ey iman edenler zikren kesira kesirasız Allah'ı zikredin diyor. Ama biz adetli zikrediyorsak belirli adetleri sıkıştırıyorsak o zikrimizi bilin ki o zaman bizim henüz daha parçalardan o bütüne geçememiş olduğumuzu anlamış oluruz. O bakımdan kişi böylece ne yapacaktır? Cenab-ı Hakk'ın zikriyle zikretmeye, hakkı hakla zikretmeye başladığı zaman artık benden zikreden o. Benden zikretmezse gaflete gireceğim. Gaflete girersem zaten vehim, hayal, vesvese faizinden düşünce Allah'tan uzaklaşacağım. Rabbimden uzaklaşacağım. Çünkü o bana benden yakın, uzakta değil. Kaf suresinin 16. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki ben kuluma sağ şah damarından daha yakınım. O bana benden yakınmış. Ama ben onun hayalde sandan uzaklarda arıyorum. Nereden arsam oradayım diyor. Ya bende ben kendimi iyice yakın takip alsam, kendi nefis kitabımı okumaya çalışsam veyahut da bunu bana tarif eden bir kamilden bunun tahsilini yapsam da insan aslimi öğrensem uzaklarda gezinmesem, fersa onu daha bayır aramaya gerek var mı? Mısır'ın yazdığı zertleri de öyle diyor. Diyor ki sağı solu gözler idim.